Ülkemizdeki orman yangınları hepimizi derinden yaraladı ve bu yangınlar 4 Ağustos tarihinde Muğla'daki termik santrale kadar ulaştı. Eğer bu termik santral bir nükleer santral olsaydı başımıza neler gelirdi? Bu videoda onlara yakından bakıyoruz. Ülkemizdeki bu termik santral ciddi anlamda tehlikeye yol açtı ve tabii şöyle bir soru da var önümüzde. Termik santraller yanarsa başımıza neler gelebilir? Muğla'da bulunan bu termik santralin içinde hidrojen tankları var ve tabii ki termik bir santral olduğu için buradaki enerjinin ham maddesi olan şey de kömür. Çok yüksek ton kapasitelerde de kömür içeride bulunduğu yine gelen bilgiler arasında. Ancak buradaki en büyük tehlikeyi hidrojen tankları ve yüksek kapasitelerde bulunan kömür rezervi aslında oluşturuyor. Aynı zamanda da buradan bir elektrik hattı çıktığı için tabii ki elektrik hattına bir yangın ulaşması yine çok büyük bir tehlikeyi bizlerle buluşturuyor. Şimdi yangın çıktı tabii. Yangın çıktıktan sonra yangının termik santrallere doğru ilerleyeceği de öngörülen şeylerin arasındaydı. Uzmanlar özellikle bu işle ilgilenen kişileri çok uyarmıştı. Uyarılara rağmen bir şekilde önlemler yetersiz kaldı ve termik santrale yangın ulaştığında yetkililerin aktardığı bilgilere göre şöyle bir durum var arkadaşlar. Hidrojen tankları boşaltıldı dediler. Ancak yine diğer gelen bir bilgiye göre 40 bin ton bir kömürün içeride yer aldığı da ortaya çıktı. Şimdi bu 40 bin tonluk kömür yanarsa başımıza neler gelir kısmına doğru ilerleyeceğim ama termik santrallerde asıl en büyük tehlike asbest dediğimiz bir mineral. Asbest mineralinin 2005 yılında Avrupa Birliği'nde kullanımı yasaklandı. 2010 yılından sonra yapılan termik santrallerde de ülkemizde kullanımı yine yasaklanmış durumda. Bu mineral aslında katil tozlar olarak da adlandırılan bir mineral. Bu mineralden ortaya çıkan tozlar gerçekten çok ciddi kanser hastalıklarına yol açıyor. Hatta şöyle bir örnek de vereyim sizlere. Yıkımı yapılan binalarda bile bu madde açığa çıkabiliyor ve tabii yıkım yapılan yerlerde de böyle sularla bir şekilde o tozun ortalığa yayılmasını engellemeye çalışsalar da buradan da bir öneri de bulunayım sizlere. Bir binanın yıkıldığını görüyorsanız kontrollü bir şekilde oradan mümkün olabildiğince uzakta durun. Gelelim şu 40 bin tonluk kömür rezervi muhabbetine arkadaşlar. 40 bin tonluk bir kömür bir anda yanarsa ortaya çıkacak gazlar dolayısıyla önümüzdeki 10 ila 50 yıl arasında o bölgede çok ciddi bir iklim değişikliği. Tabii bu iklim değişikliğine bağlı olarak havada biriken zararlı maddeler dolayısıyla inanılmaz bir kanser patlaması ve buna bağlı olarak da farklı farklı hastalıkların ortaya çıkması çok mümkün gibi gözüküyor. Şunu söylememiz mümkün. En azından geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu olayda felaketin eşiğinden döndü o bölge. Şimdi olayın termik santral boyutunu sizlere özetledim. Tabii sonucunu sadece tahmin edebileceğimiz ve bir o kadar da ürkütücü olan bir soru daha var ortada. Termik santrallerin çalışma mantığı fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan enerjinin bir şekilde bizlere ulaşmasıyla sağlanıyor. Ancak nükleer santrallere baktığımızda buradaki enerjinin kaynağı nükleer maddelerle sağlandığı için buraya herhangi bir yangın ulaşırsa sonuç tam anlamıyla felaket olur. Şimdi önümüzde bir tane örnek var aslında. Çernobil'i hepiniz bilirsiniz. 1986'da bir dizi insan hatası yüzünden, bunun altını özellikle çizmem lazım, burada büyük bir felaket yaşanmıştı. Hatta onlarca yıl boyunca bu sorun devam etti. Bayağı bir insan da bu durumdan etkilendi. Ama bizim için asıl önemli olan şey şu. 2011 yılında Japonya'da meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve deprem sonrasında ortaya çıkan tsunami sebebiyle Fukushima nükleer santralinde çok ciddi hasar meydana geldi. Bu felaketin kaynağı deprem ve tsunami gibi gözükse de aslında asıl nedeni yangın. Depremin hemen ardından reaktör tamamen kapatıldı ve tabii ki tesis ve tesisin etrafı hızlıca tahliye edildi. Hemen akabinde de altı güç kaynağı soğutuldu. Bu olaydan tam 41 dakika sonra aslında bu tesisin inşa edilirken en çok dikkat edilen şeylerinden bir tanesi olan tsunami'ye özel tasarlanmış bir tesis olsa da burası 10 metreye kadar gelecek dalgaları karşılayabilecek bir tesisken gelen dalgalar 14 metreyi bulunca buradaki reaktörlerin tamamı suların altında kaldı. Yani reaktörlerin sular altında kalması demek ana soğutma sisteminden tamamen mahrum kalması anlamına geliyor. Bu tsunami dalgaları yüzünden oradaki yollar da kapanınca canı pahasına oraya müdahaleye gidecek ekipler de ne yazık ki buradaki reaktörlere hiçbir şekilde ulaşamadı. Depremden tam 48 saat sonra reaktörün etrafında bulunan 20 kilometrelik alanda toplamda yaşamakta olan 200 bin insan hızlıca tahliye edildi. Reaktörler hiçbir şekilde soğutulamayınca hidrojen patlamaları ortaya çıktı ve 3 reaktörün tepesinde bulunan çatılar havaya uçtu. Bir gün önce sular altında olan bu reaktörler bir gün sonra hidrojen patlamaları yüzünden alevler içerisinde kaldı ve yakıt erimesi nedeniyle sızan bu radyoaktif fisyon ürünleri Pasifik Okyanusu'nun diğer ucunda Japonya'dan 8500 kilometre uzaklıkta olan İzlanda'ya bile ulaşabilecekti. Fukushima felaketin üstünden
Ölümünden tam 10 sene geçti ve burayı temizlemek için Japonya trilyon dolarlar harcasa da buranın temizlenmesi için 40 yıl kadar bir sürenin daha var olduğu söyleniyor yetkililer tarafından. Bu bölgedeki insanlar da ne yazık ki hala o bölgeye geriye dönemedi. Fukushima felaketinde radyasyon kaynaklı hiçbir ölüm olmaması dikkat çeken bir detay arkadaşlar. Tabii sadece 16 işçi yaralandı, pek çoğu da radyasyona maruz kaldı. 3 kişi hastaneye kaldırıldı ancak 2 yıl sonra Dünya Sağlık Örgütü bölgede radyasyon kaynaklı kanser riskinin olmadığını açıkladı. 10 yılın ardından o bölgede sağlığı olumsuz etkileyen herhangi bir şeyde hiçbir şekilde rastlanmadığı yine gelen bilgiler arasında. Bu felaketler silsilesinin mümkün olan en iyi senaryoyla sonuçlanmasının aslında en büyük sebebi arkadaşlar alınan önlemlerin tamamıyla yerinde olması. Japonya doğası gereği felaketlerle yaşamaya alışkın bir ülke. Zaten böyle enteresan depremleri de duyuyoruz. 7 şiddetinde, 8 şiddetinde sürekli orada depremler de oluyor. Tsunami'ler de arada bir oluyor. Bu adamlar bu duruma alışkın. Ancak bu olaylar bu kadar tedbirli ve bu kadar alışkın olmayan bir ülkede yaşansaydı neler olurdu ben düşünemiyorum bile. Hatta yaşandığında neler olduğunu da tarih zaten yazdı. Bu bahsettiğim olayda tabii ki Çernobil faciasında yaşanan olaylar ve oradaki yetkililerin ne yazık ki sorumsuzluğu sebebiyle dolaylı ya da doğrudan 200 bin insan bu patlamadan dolayı hayatını kaybetti. Dolayısıyla yangın kaynaklı bir nükleer facianın sonuçları tamamen o bölgedeki yetkililerin alacağı önlemler ve oradaki insanların da onlarla yapacağı işbirliğiyle doğru orantılı gibi gözüküyor. Tabii her ne kadar kontrollü olduğumda sıkıntılar olmayacağını söylesem de bu olaylardan sonra Japonya ülkesinde nükleer santral kullanımını ve nükleer enerjiyi aslında tamamen ortadan kaldırdı. Aynı şekilde Almanya'da bunları görüp ülkesine nükleer kaynaklı enerji kullanımını ve üretimini tabii ki ortadan kaldıran ülkeler arasında. Ve tabii gelelim ülkemizde yani Muğla'daki termik santralin nükleer santral olduğu bir senaryoda neler yaşardık? Tabii ki bütün olay burada gördüğünüz üzere sizlere olayları da anlattığımda yetkililerin sorumluluklarında ve alacakları önlemlerde saklı. Muğla'daki nükleer santral olsaydı neler olurdu? Tabii ki bu konudaki yorumları ben size bırakıyorum. Ancak ülkemizde Gaziemir bölgesinde yaşanan bir tabii ki felaket vardı. Bunu sizlere zaten videolaştırıp aktarmıştık. Aranızda izleyenler de olmuştur. Bu konudaki yeteneklerimiz ve aslında yeterliliklerimiz az çok ortada gibi gözüküyor. Tüm bu olaylara baktığımızda aslında doğayla uyumlu yani geri dönüştürülebilir enerji kaynakları kullanılabilirse her zaman dünya için çok daha iyi olacak gibi gözüküyor. Buradan baktığımda bana öyle daha mantıklı olacak gibi geldi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin ve hoşça kalın.